Son seansa karşınızdayız. Son seansta hukukla teknolojiyi birleştireceğiz. Hukukla teknolojinin bir arada nasıl kullanılabileceğini, daha doğrusu hukuku bilip teknolojiyi bilmemeniz aslında bu alanda bir darlık ya da bir sıkıntı yaratabiliyor. İkisi bir arada olduğu takdirde günümüzde ancak o şekilde uluslararası alanda, uluslararası arenada iyi bir hukuk bürosu olarak hizmet verebilirsiniz. Bunları konuşmak üzere Özlem Kurt bugün bizimle birlikte. Kurt & Partners kurucu ortağı. Bildiğiniz gibi dünya globalleşiyor ve globalleşen bu dünyada dünyanın herhangi bir ülkesinde, herhangi bir yerinde hukuk davalarını, dosyaları ya da süreçleri, projeleri takip etmek mümkün. Ancak bunu yaparken teknolojiden azami ölçüde yararlanmak gerekiyor. Eğer teknolojiden yararlanmazsanız hukuku bilmeniz bir şey ifade etmiyor. Hukuku bilip teknolojiyi bilmezseniz yine bir şey ifade etmiyor. İkisini bir araya getirerek günümüzde hukuk savunuculuğu yapmak mümkün olabilir. Tabii bir de işin içinde yapay zeka var. Yapay zeka hayatımızı hem kolaylaştırıyor hem zorlaştırıyor. Zorlaştıran yanlarına da bakacağız, kolaylaştıran yanlarına da bakacağız. Geçtiğimiz günlerde hatırlayacaksınız Microsoft'a yönelik bir CrowdStrike yazılımı yüzünden pek çok dünyada hayat durdu. Bankalar para vermemeye başladı, uçaklar uçmadı. Havalimanları çalışmadı. Bütün bunların aslında altyapısında işte bu hukukla teknolojinin bir aradalığı var. Türkiye bildiğiniz gibi 2016 yılından bu yana KVKK yani Kişisel Verilerin Koruması Kurulu ve kanununa sahip. Bu çerçevede size aslında öngörülen bir çerçeve sunuyor. Bu öngörülen çerçeveyi mutlak surette teknolojiyle birleştirmeniz lazım. Bunlar yapıldığı takdirde elbette gidilebilecek bir yer var. Bir de tabii güncel bir tartışma var, onu da söyleyelim. Instagram kapalı bildiğiniz gibi. Instagram kapalı olunca herkesin başvurduğu bir kaynak var, VPN. Ancak VPN güvenli bir kaynak değil. Güvenli bir kaynak olmadığı halde burayı kullanmak zorunda kalan insanların durumu tartışmalı. İşte bu gibi durumlarda neler yapılması gerektiğini birazdan Özlem Kurt bize anlatacak. Evet, hukukla teknoloji birbiriyle ilintili, birbiriyle engage olan iki kavramsal çerçeve. Eğer ikisini bir arada kullanabilirsek hayatımız kolaylaşabiliyor. Ya da günümüzdeki dünyada ikisini bir arada kullanmak artık bir elzem durum haline geldi. Bunları konuşacağız. Ağırlık olarak tabii bugünlerde çok tartışma konusu olan Instagram meselesini de ele alacağız. Ama önce başka konuları konuşacağız. Ama Instagram'ı da ağırlıklı bir konu olarak konuşacağız. Bunları konuşmak üzere. Özlem Kurt bizimle birlikte. Kurt & Partners kurucu ortağı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Teşekkür ederim. Biraz kendinizden bahsederseniz bize. Tabii ki memnuniyetle. Sizin de takdim ettiğiniz gibi Kurt & Partners kurucu ve yönetici ortağıyım. Benimle beraber değerli ortaklarım ve çok kıymetli ekip arkadaşlarımızla beraber şirketlerin ve kişilerin ihtiyaç duyabileceği her alandaki hukuk hizmetini veren bir ofisiz biz. Aklınıza gelebilecek şirketler hukukundan uluslararası ticarete, iş hukukundan dava, tahkim gibi daha itilaf çözümleri, arabuluculuk gibi itilaf çözümleri alanlarında ya da biraz daha sektör spesifik olabilecek işte enerji hukuku gibi, üretim, tedarik zincirlerine dair düzenlemeler gibi alanlarda hizmet veriyoruz ve çok uzun yıllardır yapıyoruz bunu. Kaç yıldır yapıyorsunuz? Ben meslekte 24. yılımdayım. Maşallah. Teşekkür ederim. Ekip arkadaşlarımın, özellikle ortaklarımın çoğuyla da 16 yılımızı artık tamamlamak üzereyiz. O yüzden hani yıllar içerisinde en önem verdiğimiz şey değişimi takip etmek. Hukukun da bunu en mümkün olan en hızlı şekilde nasıl yakalayacağına ve hizmetlerimize nasıl adapte edeceğimize bakmaktı. Öyle olunca da tabii teknolojiyi en erken evreden hukuk entegrasyonu bakımından yakalamadan olmazdı. Bu süreç içerisinde çok uzun yıllardır da aynı zamanda daha biraz önce bahsettiğiniz kişisel veri mevzuatı çıkmadan önce de bilişim hukuku üzerine çalışmaya başladık. Teknoloji ve bilişim hukuku demeyi tercih ediyorum ben ona. Çünkü bilişim dediğimizde, bilişim hukuku dediğimizde biraz daha sanki bilişim suçlarını anlıyoruz, evet, gibi. Tabii. Yani olay gerçekleştikten sonrasını anlıyoruz. Oysa öncesi var. Aslında biz daha çok öncesine önem vermeyi uygun buluyoruz.
görüyoruz. Biraz önce verdiğiniz örnekler de o cross-strike olayı da aslında işte zamanında önlem almayı gerektiren örneklerdi. Şirketlerin özellikle kendilerini bu zamanın ihtiyaçlarına hukuk altyapısını doğru tasarlayarak hazırlaması birçok riskin önlenmesine, dolayısıyla da çok ciddi maliyet avantajı sağlamasına sebep olabilir. Evet. Şimdi sizin iki kasınız var. Bir tanesi hukuk, öbürü teknoloji. Evet. Dolayısıyla ikisini bir arada barındırdığı için aynı zamanda dünyanın her yerinde bu işi yapabilecek durumdasınız. Evet. Aslında hukuk bürolarının bu yönde evrilmesi lazım. Yani klasik, konvansiyonel hukuk büroları olmaktan yavaş yavaş çıkması lazım. Bunu şunun için söylüyorum. Yani bugün Türkiye size yetebilir. Türkiye'de 3-4 adliyedeki davaları takip ederek, pekala şirket davaları, ticari davaları da dahil olmak üzere sürdürebilirsiniz ama yarın karşınıza bir uluslararası mahkeme, uluslararası dosya çıktığı zaman işte orada kalıyorsunuz. Belki bunun için aslında hukukla teknolojinin birleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sizin Kurt & Partners sanıyorum buna çok uyarlı bir şirket havası veriyor. Kesinlikle haklısınız. Çok da güzel tanımladınız. Ben ona bir şey daha eklemek isterim müsaade ederseniz. Bir kere sizin dediğiniz gibi artık dünyada hemen hemen her alanda sınırların kalktığı bir yaşam düzenine geçiyoruz. Artık vatandaşlık bile geleneksel işte belirli bir ülkenin vatandaşı olmanın ötesinde dünyanın her yerinde var olabileceğiniz bir dijital vatandaşlık kavramına dahi evrilmeye başladı. Dolayısıyla her şeyin bu kadar yaygın şekilde globalleştiği bir dünyada hukukun bunun dışında kalmasına tabii ki imkan yoktu. Yine dediğiniz gibi doğru kapsamlı bir hukuk hizmeti verebilmek için bütün bunu doğru şekilde görebilmek, değerlendirebilmek lazım. Ama tabii orada şöyle bir engelimiz var bizim hukuk dünyası olarak. Ne olursa olsun hukuki düzenlemeler istisnalar haricinde yerel. Evet. Yani ticaret kanunu buraya göre, iş kanunu buraya göre, buranın hukuki düzenlemesi var. Biz de sadece burada avukatız aslında. Yani yetkinliğimiz de Türkiye Cumhuriyeti sınırlarıyla sınırlandırılmış durumda. Ama artık global şirketler dünyanın birden fazla ülkesinde yerleşik. Ve ihtiyaç duydukları hizmet yerel olsa bile en azından bir noktada stratejik olarak alacakları hukuk hizmetinin doğru şekilde değerlendirilmesi ihtiyacını duyuyorlar. Biz bu anlamda hem hukukçu hem de mühendislerle daha ağırlıklı olarak bilişim alanında çalışan, yani teknoloji alanında çalışan, siber güvenlik alanında çalışan değerli mühendislerle bazen ekibimizin içinde olanlarla bazen dışarıdan çözüm ortaklığı yapmak suretiyle öncelikle ihtiyacı, teknolojik bakımdan ihtiyacı o sektörün, o uygulamanın ya da o şirketin ihtiyacının ne olduğunun analizini doğru yaparak ona uygun hukuk tasarımı yapmak, en azından güvenlik önlemlerin yani siber güvenlik ya da hukuki uyumluluk için gerekli önlemlerin alınması bakımından birazcık önleyici hekimlik gibi önden ihtiyacın belirlenmesine hizmet eden bir hizmet sunmaya gayret ediyoruz. Çünkü biraz önce de söylediğim gibi bu söylediğiniz globalleşen dünyada teknoloji bu kadar hızla yürürken, artık hani yürümek bile değil o, koşup giderken ve bizler bu kadar farkında olmadan içine çekilirken, yani bir pandemi yaşadık, sanki yaşından bağımsız herkes Zoom'da ömrü boyunca toplantı yaparmış gibi öyle oldu. Öyle bir şey yok halbuki ama oldu hayatımızda. Oldu ya da ne bileyim hiçbir zaman daha e-ticarette bir alışveriş yapmamış belirli bir yaş üzeri vatandaşlar bile birden e-ticaret yapar buldu kendini. Ve nitekim biraz önce örnek verdiniz. Herkes Instagram ya da işte sosyal medya. Evet, ona biraz değinelim isterseniz. Ona evet, böyle ona kıyısından girdik şimdi tam böyle. Birden herkes VPN kullanır oldu. Yani teknoloji bizi öyle bir hale getirdi ki çok böyle doğal, olağan akışında hepimiz böyle teknolojinin ne getiriyorsa oraya doğru koşuyoruz. Tabii biz de o koşmaya yetişiyoruz. Birden benimsiyoruz. Tabii teknolojinin getirdiği konfor, avantajlar, işte sosyalleşme bakımından getirdiği imkanları hiç inkar etmeden sadece biz ısrarla diyoruz ki hukuk bakımından en azından. Burada bir risk de var. Evet. Bunu görmek lazım. Evet, hepimiz Instagram'da vakit geçiriyoruz. Birçok insan için de artık ekmek mecrası da oldu. Kesinlikle. Ekmek kapısı haline geldi. Hayat durdu neredeyse. Hayat durdu birçoğu için. Tabii. Hani bizler gibi sosyalleşme için kullananların haricinde burasını iş olarak da kendine mecra edinmiş birçok insan da var. Onlar için de hayat durdu belirttiğiniz gibi. Öyle olunca bunun hemen alternatif yollara bakılmaya başlandı.
Orada da VPN devreye girdi. Evet. Şimdi VPN'i mesela tavsiye etmiyorsunuz değil mi doğal şöyle, olarak? Aslında biz mecburiyetten dolayı. Evet. Tabii birçok şirket mevcut sistemlerimize erişmek için bizler zaten VPN'i kontrollü olarak kullanıyoruz. Bunun hani bu bir ihtiyaç ve çok önemli, tabii, değerli bir çözüm. Bir teknolojik bir çözüm. Ama burada şu an bizim ücretsiz olarak kullandığımız herhangi bir VPN uygulaması tamamen açık bir kaynak. Yani evet, siz her türlü riske, herhangi bir Wi-Fi'dan internete bağlandığınızı düşünün. Ne kadar güvenlik önlemi alınıyor, tabii, vesaire, bunların hiçbirini bilmiyorsunuz. Kaç kişi sizi takip ediyor, kaç kişi radarınızda? Evet, yani anında telefonunuza çok rahatlıkla erişebilir, oradaki verilerinize erişebilirler. Bu kadar açık, riske açık bir mecra haline geldi bu. Aynı şekilde bunu belki hani örneklerken hazır şunu da söylemek lazım. Kamuya açık ortamlardaki herhangi bir şifreleme vesaire sunmadan sizi direkt alanına dahil eden Wi-Fi'lar da böyle, evet, biraz. Evet, orada da. Böyle hani bedava Wi-Fi var, tamam hemen girelim. Evet. Öyle o kadar şey değil yani. Yani teknoloji dünyası zaten şey yani var. Yani sohbet ediyorsanız olabilir ama bunun ötesinde ama yine bir de şey telefonunuzla yine de, sohbet, bravo, ettiğiniz için telefonunuzdaki, tabii, görsellere, bütün verilere, bilgilere, her şeye erişebilme imkanı sağlayabilir. Sağlıyor yani bu tip güvensiz mecralar, güvensiz ortamlar. Orada teknoloji dünyasının benim sevdiğim bir cümlesi var. Şey bedavaysa ürün sizsiniz. Bravo. Bu şekilde ücretsiz bir kontrollü olmayan VPN kullan suretiyle şirketler neden böyle bir imkan sağlıyorlar? Düşünmek gerekir. Çünkü onlar sizin verilerinize erişme imkanına sahipler aslında. Bir noktada sizin kişisel verilerinizin bir de o mecra tarafından erişilmiş olması belki kişilerin hayatlarında doğrudan bir zarar o an için doğurmuyor olabilir. Bunu hissetmiyor olabilirler. Tabii. Ama bu aynı zamanda bir İşte bankacılık dolandırıcılığına da imkan verebilir. Ya da işte kamuya açık alanda girdiğiniz bir Wi-Fi'de aynı zamanda bir e-ticarette bir alışveriş yapıyorsanız, kredi kartınızı kullanıyorsanız, bir bankacılık işlemi yapıyorsanız çok ciddi bir hani bu şey deyim var ya, bedava peynir yalnızca fare kapanında olur. Kesinlikle. Ya da anne farenin yavru fareye tavsiyesi şu, diyor ki yavrum eğer delik büyük ve şey yem küçükse, orada sorun var. Delik küçük, yem büyükse yine sorun var. Kesinlikle. Dolayısıyla çok dengeli götürmek lazım. Orada bir örnek daha vereyim, evet, müsaade ederseniz. Çok şirketler konuşuyoruz aslında ama kişilerin bu konuda farkındalığının yükselmesi bence çok daha önemli. Bilirsiniz yine sosyal medyada en çok yıllardır kullanılan işte yaşlanmış halini gör, genç halini gör uygulamaları, evet, vardır. Ve bu ve benzeri uygulamalarla aslında biz onlarca mecraya ya da uygulamaya fotoğraflarımızı yükledik. Gönderdik. Birçok videolar çektik, işte hareketlerimizi gönderdik. Derdik vesaire. Şimdi artık Meta, yani işte Facebook, evet, ya da Instagram'ın da sahibi olan şirket çok yakın zamanda biyometrik verileri izinsiz kullanmaktan ceza sabıkalı yedi. Evet. Ve Meta'nın yediği cezalar da farklı farklı ülkelerde gittikçe de sayısı da meblağda artmaya da başlıyor. O uygulamalarda yine biz eğleniyoruz diye uygulamalara hep fotoğraflarımızı yükledik. Gözümüzü nasıl kırptığımızı, işte mimiklerimizi yükledik, tabii, videolarımızı yükledik. Bu ve benzeri biyometrik verilerimiz kullanılarak aslında bu şirketler bir kere her şeyden önce yapay zekayı geliştirdiler. Hani artık neredeyse siz misiniz yoksa... Biz onlara yoksa, veri sunduk. Yani big data sunmuş tabii olduk. Tabii ki o big data'yı çok ciddi şekilde bizler besledik. Tabii ki. Ve şimdi artık neredeyse biz miyiz, değil mi, yoksa sanal versiyonumuz mu, ayırt edemediğimiz versiyonlarımız üretilmeye başladı. Nitekim yapay zekanın özellikle bu teknolojinin getirdiği güvenlik risklerini de çok ciddi oranda böyle aritmetik bir şekilde katlayacak. Peki, bir o zaman faydaları ve zararlarıyla yapay zekayı da değerlendirirseniz bir hukukçu gözüyle. Tüm aslında internet ortamındaki mecralar açısından biraz önce de söylediğim gibi kaçınılmaz bir konfor alanı yarattığı kesin. Bizi zaman kazandırdığı. Her şeyden önce bence en kıymetli tarafı bilgiye erişim. Tabii. Artık hiç olmadığı kadar bilgiye erişebiliyoruz. Eğitim sistemi bile değişti ve hızla daha da değişecek. Herkes oturduğu yerden çok ciddi... Kütüphaneye gitmeden, gazete küpürü taramadan, tabii, kitap sayfalarında gezinmeden. Aynen öyle, ya da ne bileyim gerçekten çok nitelikli bir veriye normal şartlarda çok ciddi eforla ulaşmanız gerekirken, tabii, dünyanın her yerindeki açık kaynaklardaki verilere erişip kendinizi geliştirme, bunları iş hayatınızda da kullanabilme imkanına sahipsiniz. Yapay zeka bu ve bunları çok daha hızlı erişme ve bunlardan daha
işe yaraya yaratabileceğimiz İşlevsel sonuçlar çıkarma. Sonuçlar çıkarabilme, ürünler yaratmada tabii ki çok önemli bir kaynak. İşte artık dil öğrenmenin bile bir önemi kalacak mıyı tartışmaya başladık. Çünkü yapay zeka bunu bizim yerimize zaten çok hızlı bir şekilde tabii yapıyor ve konuşmaya da başlayacak muhtemelen evet, çok yakın zamanda. Ama tabii şöyle bir şey var. Etik tarafında çok ciddi tartışmalara da konu olmaya başladı aynı zamanda. Orada birkaç parametre var hukuk perspektifinden. Bir tanesi söz konusu kaynakların, yani besleyen, yapay zekayı besleyen o kaynakların gerçekten hakkı teslim ediliyor mu? Yani telif haklarından bahsediyorum. Evet. Hukuken o ilk eseri üretenin hakkı teslim edilerek mi yapay zeka bunlardan faydalanıyor ve bizim de faydalanmamıza vesile oluyor. Bir orası tartışılıyor. Yani eser tartışması var burada aslında. Eser ve eserin sahibi, onun hakkının ödenip ödenmediği mevzusu. Diğer taraftan yine biz hukuken şunu da görüyoruz ve daha da görmeye de başlayacağız. Ortaya çıkan eserin sorumluluğunu da ya da ürünün sorumluluğunu da kim taşıyacak? En çok tartışılanlardan bir tanesi bu. Ortaya bir işte yeni bir kitap yazıyor yapay zeka. Evet. Onun sahibi telif hakkı kime ait? Telif hakkı kime ait? Tabii. Ya da biraz daha dramatik bir örnek verirsek, yapay zeka ki Amerika'da bunun davaları da olmaya başladı. Örneğin bir karar veriyor, insan kaynakları alanında bir karar veriyor ve kişiyi işe alıp almama seçimi yaparken ön yargılı davranabiliyor. Ya tabii. Oradaki verileri kullanırken işte rengine göre, belki de cinsiyetine subjektif, göre tabii karar verebiliyor. Böyle bir durumda o şikayet merciği. Merci kim? Başvurulacak ya da bir suç unsuru ortaya çıktıysa, yani ceza kanunu anlamında bir suç unsuru ortaya çıktıysa, yapay zekayı mı? Yapay zekanın kendisi mi? Tabii değil bunlar mi? Hep tartışılıyor ve şöyle, yapay zekayı mı hapise atacağız? Evet. Ya da parayı yapay zekayı geliştiren, tazminat yükümlülüğünü ona mı vereceğiz? Yapay zekayı geliştiren şirket mi yüklenecek gibi. Bizim daha hukukta da çok net olarak cevabını çok bilmediğimiz… Çok kaotik bir dünyaya gidiyoruz aslında. Evet, cevabını henüz bilmiyoruz. Ama bu dünya o kadar hızla değişiyor ve gelişiyor ki hukuk hiç olmadığı kadar hızla adapte olmaya çalışıyor. Bu açıdan da aslında Avrupa mevzuatları liderliği üstlenmiş durumda. Evet. Avrupa çok ciddi şekilde bir… Bu mecraları hukuklaştırma alanında çalışıyor. Öncü, evet. Tabii ki. Hepimiz Amerika daha mı önde, Avrupa mı önde sizce? Hangisi daha önde? Kesinlikle Avrupa daha Avrupa önde. Avrupa daha önde. Bir kere Avrupa konuya biraz daha regülatif bakıyor. Doğru. Yani Avrupa'nın genel olarak daha insan hakları açısından zaten bakıyor. Tabii, tabii ki. Bir de bu bir şahsi yorumumdur benim. Bir de şöyle bir şey var tabii. Bunca yıldır biz bu farkındalığa erişene kadar, buna dair hukuki düzenlemeler çıkana kadar verilerimizi toplayan şirketlerin, dev teknoloji şirketlerinin hepsi Amerika merkezli patentliydi, şirketler. Tabii. Ve hani hiç söylemeye gerek yok ki Amerikan istihbaratı da bu şirketler üzerine tamamen tabii erişiyor. Zaten Amerika bundan yıllar önce Amerikan şirketlerinin verisi Amerika hükümetinin malıdır. Kesinlikle. Dedi. Ben orada şunu söylüyorum. Bundan yıllar önce de Amerikan şirketlerinin çıkarttığı petrol Amerikan malıdır dedi. Ve sonra Körfez'de savaşlar olmaya tabii başladı. O yüzden bu cümle ürkütücü bir cümle aslında. Bu perspektiften bakınca Amerika biraz daha geriden geldi düzenlemeleri yapmak yönünde. Nitekim Avrupa, Amerika ile kendi arasındaki veri aktarımını düzenleme yönünde çok ısrarcı, uzun zamandır da uğraştılar. Orada da Data Act dediğimiz mevzuat da aslında daha geçen yıl tabii çıktı. Daha yerel olarak Amerika'da düzenlemeler eyaletler bazında yapılıyor ama Avrupa kadar regülatif yaklaşmıyor Amerika. Biraz daha Anglo-Sakson yaklaşımıyla tabii case by case dediğimiz, hani olay çıktığında tabii o davaya özgü de yaklaşımlar, kararlar oluşturuyor. Avrupa biraz daha proaktif davranıyor. Yani olay çıkmasına fırsat vermeden öncesinde düzenlemeye gayret ediyor. Nitekim daha çok yakın zamanda, birkaç hafta önce de yapay zekaya ilişkin ilk düzenlemesini yayınladı, regüle evet, etti yani doğru, kanunlaştırdı Avrupa Birliği. Oradaki yaklaşım da aslında tam bugünün sohbet ettiğimiz yaklaşımı, yani önleyici olma yönünde.
Yani riski nasıl bertaraf ederiz diye bakıyor Avrupa. En azından şu ana kadarki çıkarttığı düzenlemeyle. Tabii. O yüzden de artık kişiler tabii ki yapay zekayı kullananların kendi kişisel farkındalıklarının olması, burada biraz tutucu davranması hem yapay zekayı beslerken yani verisini paylaşırken hem de kullanırken, ama asıl sorumluluğu yapay zekayı geliştiren şirketlere yükledi. Burada özellikle birçok kriter de getirdi, kapsamlı bir mevzuat. Ama çok kısaca hani detaylara girmeden söylersek, insan hak ve özgürlüklerinin tabii ki kısıtlanmasına fırsat vermeyecek, etik olarak kimseye zarar vermeyecek şekilde hassas davranılarak bir yapay zeka geliştirilmesi ya da buna dair sonuçların doğru şekilde değerlendirilmesi, önce test edilmesi, eğer kişilerin kişisel haklarına zarar verecek bir sonuç ortaya çıkaracaksa bunun uygulamaya konmaması yönünde geliştiren şirketlere kendilerini denetleyecekleri, bu anlamda çok ciddi bir etik bariyer olacak şekilde bir yaklaşım sergilemeleri yönünde bir yükümlülük getirdi. Tabii. Tabii ki bir kurumla da bunların yine denetlenmesi, kendilerini raporlamaları yönünde bir düzenleme de uygulamaya konacak. Bunun en azından kanunda karşılığı çok oldu. Güzel bir noktaya değindiniz. Vallahi kutluyorum sizi. Mesela bu Amerikan devletinin ürettiği, Amerikan şirketlerinin ürettiği her şey Amerika'nın malıdır hikayesi. Hakikaten öyle. Mesela 1. 2. Körfez Savaşı'nda, Afganistan Savaşı'nda işte Chevron, Mobil, Exxon, Texaco benim şirketlerim, bu petrol benim dedi. Amerika bu iddiayla yola çıktı. Şimdi bugün de işte Meta'nın, Apple'ın, Amazon'un ve diğerlerinin ürettiği, Starlink'in ürettiği bütün verinin Amerikan devletine ait olduğunu düşünüyor ve hegemonik bir yapı kuruyor. Aynen. Belki Avrupa burada biraz daha böyle direnebilirse biz bu vartayı daha kolay atlatabiliriz diye düşünüyorum. Evet, ya Avrupa direniyor gerçekten ama biliyorsunuz hayatın realitesiyle politik dünyada hani o başka güç bir level ya. Güç bozuyor. Tabii orada başka bir dinamik var yürüyen. Ama şunu söyleyebilirim, bundan en az bir 15 yıl öncesi itibariyle zaten konunun buraya geleceğini biz takip etmekteydik. Menitekim Avrupa'nın özellikle Avrupa'dan Amerika'ya akan veri seline bir sınırlama getireceği zaten hani hep beklenen bir şeydi. Girişimlerde yapılıyordu ki ülke ya da Avrupa Birliği ve Amerikan Birleşik Devletleri, Amerika Birleşik Devletleri arasında. Nitekim söz konusu teknoloji devi şirketler de datalarının bir kısmında Avrupa Birliği sınırları içerisinde kuracak data center'lar oluşturmaya, evet, buralarda da şirketler kurmaya başladılar. Bu yeni bir hikaye değil tabii. Evet, yani bulut sistemlerini bir şekilde güvenceye alın. Tabii. Peki son 3 dakikamız, orada da Kurten Partners'ın yürüttüğü projelerden bahsederseniz öyle noktalayalım. Tabii ki. Hangi projelerde varsınız bu ara? Dediğim gibi aslında biz şirketlerin ve kişilerin ihtiyaç duyabileceği şirket kuruluşlarından, şirket birleşmelerine, devralmalarına, iş hukuku projelerine kadar, iş hukuku süreçlerinde hizmet vermeye kadar çok farklı, çok geniş bir yelpazede hizmet veriyoruz. Ama özellikle her sektörde ya da her ölçekteki şirkette hangi alanda olursa olsun hizmet verirken muhakkak ki bu devrin ihtiyacı olan yeni nesil hukuk hizmeti ve teknoloji ve buna dair, evet, güvenliğe dair bir değerlendirme yapmaya da gayret ediyoruz. Burada son zamanlarda özellikle veri yönetişimi bizim ön plana çıkan hizmetlerimizden oldu. Tabii ki bunu talep geliştirdi. Evet. Yani bu zaten bizim bildiğimiz ve vermeye, hizmet olarak sunmaya talip olduğumuz bir alandı. Ama birazcık şirketlerin bunu ihtiyaç olarak görmesi ya da işte cezaların artması, buna dair siber güvenlik ihlallerinin, yani bu hacklenme olaylarının çoklaşması, sayılarının artmasıyla burada bir talep de zaman içerisinde gelişti. Biz şu an artık projelerimizde, ağırlıklı olarak yaptığımız projelerde şirketlerin yerel veya global olarak veri yönetişim yapılarını değerlendirip, inceleyip, doğru şekilde sınıflandırıp, sadece kişisel veri olmaksızın söylüyorum bunu, öncelikle hukuka uygun, etkin işleyen veri yapısının kurulması, aynı zamanda da teknik ekiplerle beraber de bunların siber risklere karşı da güvenliğinin sağlanması yönünde projeler yapıyoruz. Burada yerelin ihtiyacı ile globalin ihtiyacı farklılaşıyor tabii ki. Orada da uluslararası bir bacağımız da var bizim aynı zamanda. Belirli uluslararası hukuk bürolarının ya da linklerin Türkiye temsilcisiyiz. Hep beraber birlikte aslında global ölçekte de verebiliriz. Somut olarak bir örnek de verirseniz projelerde, mesela şu projeye bakıyoruz, baktık, şu aşamadayız diye. Tabii şirket ismi veremem malum. Arzu edersiniz. O size bağlı.
Tabii ki. Ama belirli bir sektörde uluslararası ortakların olduğu üç farklı ülkenin iştiraklerinden oluşan bir yapıda hali hazırda tabii farklı ülkelere veri transferi de olduğu için, yurt dışı veri aktarımı da bugünlerin önemli konularından biri olduğu için, onların uluslararası veri koruma çerçeve uygulamalarına Türkiye'deki yapıyı ve veri işleme faaliyetlerini uyarlama projesi yapıyoruz. Süper. Bu tabii hem teknik analiz gerektiriyor, tabii. Aynı zamanda hem hukuki değerlendirme gerektiriyor. Ondan sonra da gerekli politika ve prosedürlerin hazırlanması. Ama bunlar kağıt üstünde kalan uygulamalar oluyor genelde. O yüzden biz daha sonrasında bu politika ve prosedürlerin nasıl uygulamaya geçirileceği ve sürdürülebileceği konusunda da eğitimler vererek süreçlerimizi tamamlıyoruz. Harika. Çok teşekkürler. Kalkmayın lütfen. Rica ederim. Özlem Kurt'la konuştuk. Kurt & Partners kurucu ortağı. Teknolojiyle hukukun birleşim noktasını ele aldık. Çünkü artık teknoloji hukuksuz, hukuk teknolojisiz ne yazık ki ilerlemiyor. Bunun ikisinin bir arada olması gereken bir dünyaya doğru gittiğimizi görüyoruz. Son seansın sonuna geldik. Yarın aynı saatte yine buradayız.